ya deli mi bu insanlar ya? Sanki sokakta bedava bir şey dağıtıyorlar. Bir ot var sanki sokakta. Ya gidin evinizde oturun, hiç evinizde oturmuyorsunuz Allah Allah. E çalışıyor insanlar. Millet bizim gibi işsiz güçsüz değil. Millet ne güzel, mis gibi parasını kazanıyor. Biz ne yapacağız bakalım? Ya sizi tamam dur. Ben seni sokakta yatırmam. Merak etme. Aa, ağladın mı sen bakayım? Bak delim. Gel sen bana ne aldırıyorsun böyle boş boş konuşuyorum işte. Laf olsun beri gelsin. Ben senin için sokakta bile yatarım. Sokaklarda yatıyormuş. Mum açıkmış ya. Dedi bize sahip çıkalım dedecik. Sokaklarda yatıyor diyor. Salak. Ey Allah. Ha bu ne ya? Aa. Aa. Babaannem. Ay ne yaptın? Ne ara koydun sen bunu babaanne ya? Ay Allah razı olsun Hayriye Hanım'dan. Çok hakikatli kadın. Görmüş geçmiş tabii diğerleri gibi değil. Ay ver bebeğim ben onları saklayayım da kaybolmasın. Aa, saçmalama Suzi. Bunları tabii ki geri vereceğiz. Bizim kimsenin altında parasına puluna hiç ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Sen delirdin herhalde. Ne demek ihtiyacımız yok? Taş mı yiyeceğiz? Ben onların parasını karizma olsun diye reddetmedim Suzi. Hayır, olmaz. Bunları geri vereceğiz. Artık böyle. Sen, ben, Fettah eskisi gibi. Bir de gitarımız. Hı. Bu kadar. Aha, çok güzel. Meydanlarda böyle daltonlar gibi dizilir, çalarız artık. Ya Suzi. Acayip düşünüyorum. Ay ben bir şey de çalamam ki. Sen parayı toplarsın. Az önce bir aç abi. Burası mı? Aynen. Fettah. Fettah sen şaka yapıyorsun herhalde. Ne yaptın? Apart falan mı tuttun? Ya iki gündür gömmeyen vardı zaten. Onu da taksi parasına gömdük. Saçmalama olmaz öyle şey. Doğru söylüyor. Hadi gidelim buradan. Vallahi altınları satsak da yetmez. Ya Suzan ablacığım gel sen ben sana altından fırsat buldum ya. Tabii daha doğrusu Fuat buldu ama görünce havalar uçacaksınız. Bekle. Hocam bozuntusu Fuat mı? Aman o ne yapacak Allah aşkına? Yemiş seni işte. Onun oyunculuğu da ancak seni kandırmaya yeter böyle. Hocam var ya hocam hayatının rolünü oynadı. Gülizar'a piyango oldu piyango. Hadi gelin. Allah Allah. Ne saçmalıyor? Bu senin bir haberin var mı bir şey? Yürü yürü öğrenir şimdi. Tatatatam! Nasıl? Nasıl ya? Nasıl? O yorumlar doğru muymuş? Kızım sen Fettah ne sandın? He? Fuat geldi konuştu bile ya. Ya ben sana sürpriz yapacaktım. Dünden beri dilim şişti benim. Ya siz ne görüyor musun? O konudayız yok. Kartal söz buradan geçiyoruz. Kızım var ya senin kaderinde zengin olmak var. Birini tepeliyorsun önüne diğeri düşüyor. Çimdikle beni Suzi. Çimdikle, çimdikle. Ay! Akıbetimizi bu toplantıdan çıkacak sonuç belirleyecek. Tamam. Sizi dinleyeceğim ama önce bana bir kulak verin. Baran. Ne yapıyorsun oğlum? Harikasın kız. Pardon, siz? Ben sizin geleceğinizi. Kartal, Kartal Söz. Merhaba. Memnun oldum. Ay kusura bakmayın, öyle dil dil dans ettiler falan. Ama hep evde de böyledir. Yapar böyle, çalar, söyler, dans eder. Hobisi işte, ne yapacaksın? Aa, ne hobisi ya? Ne hobisi? Biz gayet profesyoneliz. Hiç onun dediğini aldırmayın siz. Yanlış anlamayın bizi. Bizim kendi videolarımız var, müzik şarkılarımız var. Bu da benim ortağım, aranjörüm olur kendisi, Fettah. Saygılar. Memnun oldum.
Ben de Gülizar. Ben zaten sizi çok iyi tanıyorum. Sizi çok takip ediyorum. Bütün işlerinizi biliyorum. Siz Türkiye'nin en iyileriyle çalışıyorsunuz. En iyi sanatçılarla siz çalışıyorsunuz. Daha en iyisiyle çalışmadık. Ama sonunda geldiğine göre yakında çalışacağız demektir. Ay ay ne güzel. Ama şimdi böyle bu konuları ayaküstü konuşmayalım değil mi? Sanatçımızı burada bekletmek hoş olmaz. Yavaş Suzan ablacığım yavaş. Odama geçelim. Tabii. Geçelim. Evet ağır ağır. Evet ağır. Durmasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baran bize hemen kahve söyle. Buyurun. Merhaba. Sen. Gel. Hiç öyle görmemişler gibi şey yapmayın. Çok belli etmeyin. İstekliymiş gibi durun. Şey yap. Ağırdan ağırdan. Geldik vallahi. Çok aradım ben sizi. Artık ulaşamayacağımızı düşünmeye başlayınca videonun altına yorum bırakalım dedi asistanım. Ay. Ay öyle. Bize ulaşmak zordur. Tabii arayanlarımız çok oluyor. Albüm yapmak isteyenler falan. Ben de bizzat kendim şarkıcıyım. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel, bu tarz söyleyebiliyorum. İsterseniz bir kuble bir ara size daha müsait bir zamanda icra ederim. Çok güzelmiş. Menajeriniz gelmeyecek mi? Menajer? Ha! Siz Fuat'tan bahsediyorsunuz ya. Yok 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 hayır. Fuat bizim menajerimiz değil. O bizim bir tanıdığımız yani. Siz tabii videonun altına böyle yorumlar yazınca o da merak etmiş. Acaba böyle gerçek midir? Tepsiyle bırak. Neyse ne yani. Aslında sağ ol. Şöyle bir şey. Gülizar'la biz kendi kendimizi temsil etmekteyiz. Öyle değil mi Gülizar? Hı hı, evet. Videonuzu o kadar çok izledim ki. Ne yalan söyleyeyim, artık umudu kesmiştim. Yani buluşamayacağımızı sanıyordum. Yani siz beni bulmadan demek yaşamam, öğrenmem gereken şeyler varmış. Hayatım böyle sihirli zamanları olur ya bazen. Tabii yaşamadan anlayamazsınız. Bak. Bu güzel sözlerden artık bir parça yaparsın ha Gülizar. Yani bir şey diyeceğim. Yani övmek gibi olmasın ama bizim 3 albüme sığacak kadar parçamız vardır. Yeni bir şarkıyı şu an düşünmüyoruz. Şey, aslında biz şöyle karşılıklı konuşup anlatsak daha iyi olmaz mı? Biz. Bu insanları tanımadan beni de tanıyamazsınız. Fettah benim ortağım, Suzi de benim annem. Eğer ki hayır yok derseniz iyi günler diler çıkarız. Ha, hayır hayır. Yanlış anladın. Öyle demek istemedim. Ne demek istediniz? Dinliyoruz. Bak Gülizar. Seninle hemen bir anlaşma yapmak istiyorum. Hedeflerimiz çok büyük olacak. Yıllarca birlikte çalışacağız seninle ve sen sözümden hiç çıkmayacaksın. Onun için şu parçaları bizim arkadaşlara bir ver. Bizim orkestra bir çalsın. Sonra yarın stüdyoda bir provaya girelim. Müzik dersleri de önemli tabii. Şan, solfej vesaire. Eksiklerimizi tamamlayalım değil mi? Ayol adam. Şerif'ten beter çıktı. Kızın tapusunu da alacak Zahir. Peki biz ne zaman yapacağız bu anlaşmayı? Ben şarkılarımı güvence altına almadan kimselere vermem. Ne malum çalmayacağınız? Şimdi çalmayacağınız, araklayacağınız anlamında söyleyeceğim. Yani onu söylemek istedi çalmayacağınız derken. Evet, anladım, anladım. Güzel. Yetenekli olduğun kadar akıllısın da. Sevdim bunu. Peki. Başlamak için kaç lira istiyorsun? Milyon mu? 10.000. Var mı o kadar paranız?
Hemen böyle trink diye verebilir misiniz? Böyle nakit hemen vermezseniz Gülzar ve ekibi gider. Tam 10.000 lira. Hayırlı olsun o zaman. Yani şimdi size tabii güvenmediğimizden değil ama ne demişler? Çalsan da bulsan da say, o yüzden lütfen yanlış anlamayın. Anlamam merak etmeyin. Bavullardan anladığım kadarıyla İstanbul'a yeni geldiniz. Kalacak bir yeriniz var mı? Ha yok ama biz hallederiz, sıkıntı yok. Siz zahmet etmeyin. Şirketimizin misafirhane olarak kullandığı bir ev var. Anahtarı alın, istediğiniz kadar orada kalabilirsiniz. Asistanım geri kalan her şeyi halleder. Yok vallahi asıl siz zahmet etmeyin yani. Biz bir tane otel buluruz, yerleşiriz, kalırız güzel. Vallahi çok teşekkürler. Fethacığım, hep bir itiraz. Ama biz çok yorulduk değil mi yani? Hiç öyle otellerle falan uğraşmasak diyorum ben. Tabii nasıl isterseniz tabii. O zaman biz kalkalım. Tamam. Yarın gel, başlayalım. Anlaştık mı Gülizar? Anlaştık. Görüşürüz. Görüşmek isterim. Hadi tutmayalım. Bir şey yapmayalım. O ne ya? Adam milyon diyor, bizimki kalkmış 1000 diyor ya. Bari 100.000 isteyeydi. Ay yuh, 100.000 istene mi? Çok para. Ay safım benim, zaten sen para işinden ne anlarsın? Adam şu an içeride kankan dans yapıyordur, söyleyeyim yani. Tamam. Dişlenmemiş cevher buldu tabii. Adam dans etmeyecek de ben mi dans edeceğim? Suzi, azla yetinmeyen çabuğu bulamazmış, tamam mı? Önce böyle yavaş yavaş başlarız. Aha, konserleri falan. Sonra müzik ödülleri, ödül geceleri. Ay ben ne giyeceğim ya? En çok hangi renk yakışıyordu bana? Azla yetinmekten bahseden biri mi vardı? Ya Suzi, ben güveniyorum Gül'e. Bak biz bu şirketin kapısından bir kere girdik ya. Bundan sonrası böyle yağ gibi akıp gidecek ya. Aklımız fikrimiz duracak. Açılın lan. Gülizar sepetçi geliyor. Geldim. Hadi çıkalım. Çıkalım. Geç. Efendim İsmet? Ya işlerim vardı biraz, gelemedim. Ne oldu, çekmişler mi? Tamam, yolla bana bakayım bir. Yolladın mı? Tamam, bakıyorum, duymamışım. Bekle, ayrılma sen. Duracak uygun bir yer bulayım, bakacağım. Bekle sen. İsmet, Yavuz Bey'i ara hemen. Asil'i getirsin, ameliyat etmemiz gerekecek. Tamam? Tamam, geliyorum ben de. Murat, anlaşma tamam. Gülizar vallahi acayip mutlu. Ev işini de hallettik. Adresi, mesaj atacağım sana. Bizi merak etme kardeşim. Balkon.